şişi kovana. Evçi babu evçi rezi. Dümbül ne var şişi kovana. Yani 2004 diyelim, 2004'te müzik piyasasına, yani İslami müzik piyasasına girdik. 2006'da grubumuzu kurduk, Grup Özlem. Ondan sonra tabii Grup Özlem'i kurduktan sonra İslami faaliyetlerde bulunduk İstanbul'da. İslami düğünlerdir, konferanslardır, açılışlardır. Bu tür İslami programlara davet edildik, gittik geldik ve ondan sonra grup olarak ilk çıkardığımız albüm Grup Özlem'in çıkarmış olduğu Bu Ne Sessizlik albümüdür. Ondan sonra akabinde Davat Akeç Uhurdu Müslüman diye bir düğün albümümüz oldu. Sanatçı arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz. Onun dışında malum biliyorsunuz İsrail'in Mavi Marmara saldırısından dolayı bir parça yaptık, Mavi Marmara ezgisini. Onu da aynı şu anki bulunduğumuz stüdyoda yaptık, Mavi Marmara'yı. Ondan sonra tabii bunu albüme çevirdik. Değerli sanatçı dostlarımızla beraber albümü bitirdik ve onu da grup olarak yapmış olduk. Tabii bundan önce benim bir solo albümüm daha vardı. Burhanettin kardeşimle beraber yapmış olduğumuz Şehid-i Cihan albümü vardı. O da Kürtçeydi, Tavfuk. Tabii şu anki gerçi sorularınızla inşallah cevaplayacağız biz. Onu da yetimlere yaptık. İnşallah onu ileriki sorularınızla inşallah cevaplayacağız. Vallahi şimdi o parça yani gerçi birçok röportajda bunu dile getirdik. Yani bu ilk önce Allah-u Teala'nın yardımıydı. Sonra tabii bu bizim şahsi becerimizden ziyade Allah-u Teala'nın tamamıyla yardımıydı. Şehitlerin kanlarının bereketiydi. Yani bu konuda, bu özellikle bu Mavi Marmara parçasının erken çıkması, yani 2-3 günde piyasada olmasının en büyük katkılarından bir tanesi değerli aranjörümüz, yönetmenimiz Yücel Peker, Yunus Peker ve Yasin Peker kardeşimizin sayesinde oldu. Çünkü onlar stüdyonun kapısını bize açtılar. Bu güzel ortamı bize hazırladılar. Zaman noktasında gerçekten de yani değerli aranjör kardeşlerimiz bilir. Yani zaman noktasında çok sıkıntılı insanlardılar. Yani çünkü bir kişiyle çalışmıyorlar. Birçok insanlar çalışıyorlar. Ki benim şu anki çalışmış olduğum Peker kardeşler. Bunlar sadece Türkiye'nin dışında yurt dışına gelen sanatçı kardeşlerimize de albüm yapan insanlar olduğu için yani zaman noktasında ciddi bir mücadele verdik. Fakat o zamanı bize ayırdıkları için kendilerine bir daha teşekkür ediyorum. Allah-u Teala onların gönüllerini, bahtlarını açık etsin inşallah. Dolayısıyla yani biz demin röportajdan önce de sizlerle görüştük. Yani sanatçı yapan aranjördür. Yani biz bunu dile getirmekte fayda görüyoruz. Ki eminim bütün sanatçı arkadaşlarımız da aynı fikirdedir. Albüme gelelim. Bu ikinci benim ikinci albümümdür. Şöyle diyelim. Biz 2 sene önce bu parçayı biz bir yardım kuruluşuna yapmıştık işin açıkçası. Fakat bir problemler oldu. Yani bir zaman yetersizliği oldu. Haliyle parça o şekil bizde kalmış oldu. Tabi bu zaman süreci içerisinde biz Avrupa'ya da gittik. Avrupa eğitimlere programlar yaptık. Ve piyasada dolaştığımız için özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesindeki yetim kardeşlerimizle iç içe birkaç hafta geçirdik. Bu da derinden bizi etkiledi. Böyle bir şeye karar kıldık. Ve bunu da dile getirmekte fayda görüyorum. Türkiye'de yetimlere gerçekten de
istenildiği kadar şey değil. Yani zaman ayrılmıyor, vakit ayrılmıyor, gündemde tutulmuyor. Biz bunu taze tutmak adına böyle bir şeye giriştik Özlem Ajansı olarak. Tabii istişareler neticesinde Yetimi Ümmeti diye albüme bu ismi verdik. Yani bunu gündemde tutmak adına biz böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah Allah-u Teala da kendi katında kabul eder. Albüm 11 parçadan oluşmaktadır. Şimdi bu farklı bir albüm oldu, öyle diyelim. Yani alışılagelen bir albüm değil. Şöyle diyelim, yani içerisinde Roboski barındıran, Susa'yı barındıran, bir yetimin annesini kaybettikten sonraki duygularını dile getiren Dayı diye bir ezgimiz var, ilahimiz var. O da nihayetinde bir yetim diliyle, bir yetim yüreğiyle yazılmış, bir kaleme dökülmüş bir eser. Onun dışında ümmetin gerçekten de yani şu anda vahdetin özellikle ön planda tutulması gerektiğini düşünen insanların bu parçayı dinleyip gerçekten de ders alacağını, o şekilde diyelim, tahmin ettiğimiz bir parça var. Ümmet parçası var. Hali Mümine var. Bunlar genel, ümmetin genel durumunu ele alan parçalardır.